Bebeğe gidelim mi? Bir kahve içeriz. Hı? İyi, tamam. Alo. Alo Kadir Bey. Evet benim. Sizi o kadar aradım ki açılınca yanlış numara düştü sandım. Ben Meryem Aksoy. Dünden beri sizi defalarca aradım. Mesaj bıraktım cep telefonunuza. Tamam, aldım mesajlarınızı ama dönemedim, kusura bakmayın. Rica ederim. Mesajımda da söylediğim gibi rahmetli Galip Usta'dan almıştım numaranızı. Size çok ihtiyacımız var. Pardon, ben şu aralar dava almıyorum Meryem Hanım. Öyle mi? Neden? Bir süre çalışmayacağım. Hay Allah, bizim durumumuz da çok önemliydi. İyi, kusura bakmayın. Rica ederim, ne yapalım? Ne oldu, istemiyor muymuş? Peki bize önerebileceğiniz bir arkadaşınız var mı? Tamam, ben bir araştırayım, dönerim size. Eğer ama ilgilenmeyecekseniz lütfen oyalamayın bizi. Gerçekten kaybedecek zamanımız yok. Gencecik bir kızın hayatı, geleceğe söz konusu. Anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Bildiğiniz gibi bir olay değil bu. Çok karışık, çok pis bir olay. Ne pislik ararsanız var bu hikayede. Nasıl çaresiz olduğumuzu bir bilseniz. Çaresizliğin nasıl bir çıkmaz olduğunu. Çok iyi biliyorum. O kadar mı umutsuz haldeyiz? Yani umutsuz değil de çok zor bir dava. Bak, olumsuzlukları söyleyeyim önce. Yani siz bu aileyi tanıyorsunuz. Bir de aranızda arsa konusunda husumet var, değil mi? Hayır, yok. Yani benim var, sadece benim. Onların bir sorunu yok. Hastane raporlarında tecavüzden söz edilmediğini söylüyorsunuz. Onu değiştirdiler. Yani oradaki insanları satın aldılar. Olayın ertesi günü hiç imza bile vermeden çıkıp gitmişsiniz. Anlattım ya. Fatma Gül'ü kurtarmak için. Nişanlısı öldürecekti onu. Suçlulardan birinin yüzüğü. Ama o delil de yok elimizde, geri verilmiş. Mecburen. Ondan bir şey çıkmaz. Yani tecavüzü reddedeceklerdir. Fatma Gül. Bak, bu kelimeyi bundan sonra daha sık duyacaksın. Çok üstüne gelecekler, yalan söylüyor diyecekler. Biliyorum zaten. Kimse bana inanmayacak. Söyledim. İnanırlar, inanırlar. Gel otur, ağlama. Yani mağdurun yalan söylediği kanıtlanamazsa doğru söylediği kabul edilir. Yalan söylüyor diyecekler onlar da. Ama kimse kendini bu kadar aşağılayıcı bir iddiayı durduk yere ortaya atmaz. Değil mi? Evet ya, evet. Yani olayın geçtiği yerdeki savcı ikna olur da dosyayı yeniden açalım derse mahkemede kazanırız Fatma Gül. Sahi mi? Söz veriyorum sana. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok. Duydun mu Fatma Gül? Duydun mu? Bak. Ama bakın, dediğim gibi yani bu çok zor bir süreç olacak. Yani ikiniz için de ama tabii öncelikle Fatma Gül için daha zor olacak. Olsun. Eğer sonunda ceza alacaklarsa ben razıyım. Tamam, mesele bitti o zaman ha. İnşallah. İnşallah.